1. Trakya Kültür ve Sanat Etkinliği gerçekleşti. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Trakya Kültür ve Sanat Etkinliği, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Tekirdağlılar ve şehir dışından gelen misafirlerin yoğun ilgisini topladı. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Efe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, çeşitli derneklerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda Tekirdağlı da etkinlikte yer aldı. Etkinlik, Süleymanpaşa sahil dolgu alanındaki amfiteyatro gösteri merkezinde, 3 gün boyunca akşam saat 20.00'da başladı. Katılımcılar, Tekirdağ Halk Müziği Sevenler Derneği Korosu, sanatçılar Erkan Özkan, Ayşe Sayın, İlknur Uygur, Fevzi Kurtuluş ve Cüneyt Şentürk'ün performanslarıyla Trakya Rumeli Balkan Müziği'nin tadını çıkardılar. Etkinlik boyunca Tekirdağlılar ve misafirler keyifli anlar yaşadı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin büyük bir başarı ile tamamlandığını belirtildi. Gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Sayın milletvekillerim, sayın valim, belediye başkanlarım, değerli basın mensupları ve kıymetli misafirler. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonumuzca düzenlenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizce de paydaşı olduğu bugünden başlayarak 3 gün devam edecek ve ilk defa yapılan 1. Trakya Kültür ve Sanat Etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma, birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddevi manevi değerlerin bütünüdür. Türk kültürü de Türk milletinin hayat tarzını ifade eder. Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlerde buluşan Türk kültürü, insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline gelmiştir. Güncel tartışmalarda bazı tarihçi veya tarihçi olduğunu iddia edenlerin Suriye'den ülkemize gelmek zorunda bırakılan Suriyeli komşularımızla Rumeli muhacirlerinin aynı kabul mukayese edilmesi büyük bir hatadır. Suriyeliler ülkemize geçici sığınmacı statüsünde bulunmaktadır. Rumeli'den 1878 Mora bozgunu, 1912 ve Balkan Savaşları sırasında Türkiye Cumhuriyeti döneminde göç edenlerin çoğu Türk oğlu Türk'tür. Gecesidir. Al bayrak altında özlemle yaşayan, gelenek göreneklerine devam ettirerek ana vatana kavuşan Türklerin gecesidir. Analarımız, bacılarımız yaban ellerde vatan hasretinden inim inim inlerken acılarını bağırlarına basan Türklerin gecesidir. Bu gece ne mutlu Türk'üm diyen vatanseverlerin gecesidir. Bravo. Çok değerli Tekirdağlılar, değerli basın mensupları ve kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, ben de bir göçmen çocuğuyum. Ana tarafım, baba tarafım, ikisi de Balkanların bir ucundan, bir taraf Bulgaristan Razgrad, bir taraf Bulgaristan Kırceli'den gelmişler atalarımız. İnanır mısınız? Bizim dedemizin babasının mezarları köyümüzde yok. Murat'ta yerleşmişler. Böyle yıllarca bu şeyleri dinleyerek, böyle ezgileri, manileri, türküleri dinleyerek yetiştik. İçimiz buruk. İstedik ki İstanbul'da çok güzel projeler yaptık. Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nun kurucusuyum. Ve orada şu anda 200'e yakın derneklerimiz tam faaliyet halinde.
ve birbirlerine kenetlenmiş halinde. İstedik ki Tekirdağ'da da bir projemiz olsun. Geçen sene Ağustos ayında burada Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nun kurucularındanım. Sağ olsun değerli başkanlarım da bana katıldılar. Diğer kurucu başkanlarım da. Bir tanesi hemen karşımızda Şarköy Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği, işte Tarihi Bilincinde Buluşanlar Derneği, Tekirdağ Kültür ve Eğitim Turizm Derneği, Tekirdağ Halk Müziği Sevenler Derneği, sağ olsunlar başkanlarımıza da, onlara da çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Dinlesin, yaşa bre.